Merhaba Tabinir.com takipçileri, ben Serin Üçer. Evet. Sen kimsin? Cenk Barkunuz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir mobil oyunlar videosuyla karşınızdayız. Evet. Yepyeni oyunlarımız var. Hazır mısın? Tabii. Tabii ki. O zaman ilk oyunumuzla başlıyoruz. Clash Royale. Yani Royale with cheese. Clash of Clans'ı yapan Supercell firmasının çıkarttığı, evet, ama yarım çıkarttığı yeni oyun. Niye yarım ya? Niye yarım? Çünkü şu anda Yeni Zelanda'da çıkmış durumda. Ha, bir yandan da Kanada'da. Şu anda oyunun testleri, ana testleri yapılıyor. Yani yüklendiği zaman insanlar bu oyuna ne kadar sıkıntı olacak? Stres sıkıntı olacak yani mı? Bunları atlattıkları zaman muhtemelen bir ay içinde falan bu oyun tüm dünyaya, aynen, verilecek. Oyundan bahsetsene biraz. Vallahi abi ben sevdim. Neden sevdim? Yatkın olunan bir tür. Yani böyle hani stratejik kart oyunları çok böyle şey oldu ya, revaçta oluyor son, evet, dönemlerde. Hearthstone olsun, başka, evet, falan olsun. Bu işte Clash Royale'di değil mi ismi? Clash onu Royale da almış, hani Clash of Clans'tan da parçalar almış. İkisini birleştiren bir kule savunma oyunu yapmış. 3 tane ana kuleniz var. Bir tane de, aynen, troll hat ya da işte baraka gibi o bir şey var. O kartlarla koyuyorsun. Kartlarla koyulabilen. İki tane kule, bir tane de ortada kralın bulunduğu kule bulunuyor. Bu üç kuleden birini aldığınız zaman bir taç kazanıyorsunuz ve üçünü, evet, birden yıktığınız zaman da oyunu kazanıyorsunuz. Ya da direkt kralı yıkarsanız, hani şah mantığı, öyle bir olay da var. Tabii sonuç olarak bunları yıkıp oyunu kazanman gerekiyor. Yani. Gerçek insanlara karşı oynayacaksınız. Eğlenceli bir oyun olacağını düşünüyoruz. Evet. Şöyle bir şey de var. Clash of Clans'tan paramızı kazandık, Boom Beach yapalım, bilmem ne yapalım demeyip birazcık tarzı değiştirip daha, aynen, güzel bir şey yapmaya o çalışmışlar. Açıdan iyi abi. Tebrik ediyoruz. Ve bir sonraki oyunumuz bakalım. GTA, ha, yani Grand Theft Auto, evet, Liberty City Stories. Bilmeyecek. Bu oyun daha önce PlayStation Portable için PSP çıkmıştı. Yani PSP için çıkmıştı. Bu oyunu çevirdiler ve mobile de getirdiler. GTA oyunu çıktı, bizde niye yok diye ağlayanlar için işte alın, telefonlarınızda bile oynayabilirsiniz. Gerçi biraz bayağı bir 10 sene geçti üstünden ama artık sağlık sağlık. Yapacak bir şey yok. Görüntülerine bakınca bir miktar GTA San Andreas'ın arkasında kalıyor gibi. Abi dediğim gibi Vice City'nin çıktığı senelerde çıkmıştı, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Eski bir oyun yani. PlayStation Portable için çıkmıştı. Yani PlayStation Vita bile değil ama yeni bir Grand Theft Auto, yeni bir GTA. Ha, oynamayanlar için tabii ki de yeni bir heyecan olacaktır. Tabii ki. Yani. Paralı bir oyun. Yapacak GTA'nın bir şey diğer ama San Andreas yani, olsun, Vice olsun da paralı yani. Yani. O zaman bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Shadow Blade. Shadow Blade bu çok güzel. Bu iOS ve Android için vardı. Yeni olarak Shadow Blade Reload çıktı. Bu da Reloaded sadece iOS'ta var. Bu sadece iOS'ta olduğu için biz Shadow Blade'i de gösterelim dedik. Android kullanıcıları da bu oyunu indirebilsin diye. Oyun Mark of the Ninja'yı andırıyor. Aynen, yani hızlıca geçtiğiniz hack and slash bir oyun diyebiliriz. Evet. Şanka eğlenceli benziyor bir oyun. Görüntüleri oldukça akıcı. Zaten, aynen, şu anda ekranda da görüyorsunuz. Oynamak için can atacağınız türden güzel oyunlardan bir tanesi. iOS sahibiyseniz Reloaded daha iyi yani, tabii. Onu da söylemek yani lazım. Bir sonraki oyunumuz bir araba yarışı. Thumb Drift. Yani baş parmak drifti. Olay ne? Ekranda sürekli giden bir araba var. Sonsuz koşu gibi. Sonsuz koşan araba. Bastıkça siz drift yapıyor. Şu anda sadece iOS'ta var. Mart içinde yani 1-2 hafta sonra. 2 hafta sonra Android'e de gelecek. Tamam da niye bastıkça drift yapan bir oyun? Neden olmasın? Drift seviyorlar galiba. Evet. Drift abi arabanın yapması gereken en temel şeylerden birisi. Ha öyle mi? Tamam. Yani iyi anlamak. Anladım. Bunları başka zaman anlatırım ben, tamam, sana tamam, yeniden. Bu oyun bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi Mart'ta Android için de gelecek. Çok az kaldı zaman olarak. Şu anda sadece iOS'ta var. Grafikleri de böyle çizgi. Grafikleri güzel. Güzel. Tebrik ediyoruz kendilerinizi. Ve bir sonraki oyunumuz Splash Cars. Cars. Bu da aynı ona benzeyen bir grafiğe sahip ama bu biraz daha garip bir oyun. Güzel bir düşünce. Ya bu şeydi, neydi oyunun ne adı? Ne deniyordun? Smasher o. Poligonum mi diyorlardı o böyle görünüşe? Low poly. Ha, onun gibi kare kare gibi ama değil. Smash Road vardı daha önceden sizlere yine önerdiğimiz bir oyun. Bu Smash Road'a benzeyen görüntüleri var, sesleri de benziyor. Zaten low poly bir oyun ne kadar farklı olabilir ki deyip. Bu oyunda olayımız şu. İlk başta renksiz bir harita var, renksiz bir dünya var, betonlardan ibaret. Polisler var sırf. Evet, siz bu haritada arabanızla giderken etrafı renklendirip bu polislerden kurtulmaya böyle çalışıyorsunuz. Böyle biri arabada kovadan şey atıyor, boya atıyor. Şey gibi ya, Wolf It vardı değil mi eskiden böyle. Şeyleri alıyordun böyle kareye çevirip onları senin yerin yapıyordun. Ya gibi. Tamamen aldığın zaman
bitirmiş oluyordun oyunu. Bundaki bunda mantık da, şey işte ortalığı yeşerteyim hani neighbor çevremi canlandırayım yani, falan. Yani canlansın olay. Bütün harita benim olsun. Ve farklı bir mantık. Bonus oyuna geçeyim mi? Geç. Sen bu oyunu çok seviyorsun. Geç. Evet arkadaşlar, bu haftanın bonus oyunu Toilet Simulator. Yani tuvalet. Evet. Tuvalet simülatörü. Şimdi tabii bu oyunu ilk duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? İşte tuvalet ne yapılır? İşte tuvalette oturursun. Bilgisayar oyunu oynarsın. İşte telefonla oyun oynarsın. Tuvalet simülatörü. Dergi okursun, gazete okursun tuvalette falan. Tuvalet ama simülatörü için değil. Bir oyuna ihtiyacımız bunlar yok değil. Aslında. Herhangi bir yerde tuvalet simülatörü yapabiliriz. Olay bu değil ama. God Simulator'a atılacaksınız. Buradaki keçiyi kaldırın, yerine tuvalet koyun. Ha, sen tuvalet olarak geziyorsun yani. Evet. İyi de o zaman ismi yanlış bir oyunun ya. Ya da zaten deneysel çıkıyor bu işlerin hepsi biliyorsun. Ya benim en çok ilgimi çeken şey Amerika bayraklı bir tuvaletin dehşet saçması oldu. Yani şimdi dehşet saçacaksın ve tuvaletle galiba dehşet saçacaksan senin hangi ulustan olduğunu bilmek zorundasın. Onu değiştirebiliyoruz yani. Tabii ki. Bu oyun iOS'ta var şu anda. Yani Android kullanıcılarının üzüleceklerini sanmıyorum. Ve iOS'ta bu arada 2 nokta küsür lira fiyatında. Bir de bakın bunun bonus olduğunu unutmayın. Yani bonus oyun, oyun güzel bonus demek değil. Lütfen küfür etmeyin bizi arkadaşlar. Bu haftaki oyunlarımız böyleydi. Gelecek hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Ama ayrılmadan evet, hemen önce diyoruz ki şuradan en iyi FPS oyunları tekrar tekrar öneriyoruz size. Şuradan da eğer Apple Android bir telefon çıkaracak olsa neler olur? Yok artık ya. Yani düşün. Yok çıkaracak artık, diyelim ya. diyelim ki oldu. Kalk neler olabilir? Ya. Buradan da onu anlattığımız videomuzu izleyebilirsiniz. Teşekkür ya. Ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça arkadaşlar. Kalın.